Merhaba. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle asla tavsiyesi vermiyorum. Alım satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. Aylık portföy videolarına devam ediyoruz. Ocak ayını bu senenin ilk videosunu değerlendirelim. 16 hisse seçmiştim. Tamamı ayı artı da kapattı. En yükseklerden Mega Metal %111 kazandırdı. Garfa %53. Diğerleri %5 ile %15 arasında değişiyor. Portföyün ortalaması %18.70. BIST 100 %11'de kaldı. Birkaç hisse senedi fonuna baktım. Onlar da ortalama %12'lerdeler. Ocak ayı iyi geçti. Şubat ayında hisse sayımı azaltıyorum. Mart'ta daha da azaltıp 5'e kadar düşürmeyi hedefliyorum. Geçen ayki hisseler arasında beklediğim kazancı henüz yapamayanlarla devam edelim. Neler var? Litfa, İşmen, Şişe, Tukaş, Kütahya Şeker, Kayseri Şeker, Türk Hava Yolları, Vesbe. Bu hisseler arasından %100 kazandıran çıkmaz yani bomba bir hisse yok içlerinde. Sanmıyorum çıkacağını. Bu ay için bomba bulamadım diyelim. Hisseler bu kadar. Videoya geçen ayki videoya gelen soruları cevaplayarak devam edelim. Beğenirseniz ara ara bu şekilde soru cevap yapabiliriz. Emeğinize sağlık, selamlar, iyi çalışmalar dilerim. Selamlar, yıllardır her videomu beğenip yorum yapıyorsunuz. Bu kanala devam ediyorsam sizlerin beğeni ve yorumlarınızın katkısı büyük tüm beğenen ve yorum yapan arkadaşlara teşekkürlerimi ve selamlarımı gönderiyorum. ABD borsalar için hangi fon iyidir? Akbank'ın AFA kodlu fonuna bakabilirsiniz. Yapı kredinin yay kodlu fonu da güzel. Yayın son bir yıllık getirisi daha yüksek. Şimdi baktım %133'müş. Yay ABD ile kısıtlı da değil. Yabancı teknoloji şirketleri teması var. Bu şekilde başka fonlar da vardır. Ben fon videomda listeme yayı almıştım. Hisselerden kaçar tane alalım. Alıp almamak size kaldığı gibi bütçenizde en iyi siz bilirsiniz. Soruyu bir hisseye ne kadar yatırım yapılmalı şeklinde değiştirelim. Uzun vadede ihtiyaç duymayacağınız miktarla borsada bulunmak daha kazançlı olacaktır. Alım yaparken hisse yatırımı ile ev arsa yatırımına aynı gözle bakabilirseniz uzun vadeci olursunuz. 1 ay, 3 ay, 5 ay sonra ödeme yapmanız gereken parayla borsaya girmek mantıklı gelmiyor bana. Eski düzen 5 hisse iyiydi, 16 hisse çok olmuş, Ayrıca haftalık analiz videosu yapsan yeterli olur. 2 aydır portföy videosu yapmadığım için 16 hisse ile başlamak istedim. Bol bol hisse göstermiş oldum. Evet 5 hisse daha iyi. 5'e düşmeyi planlıyorum. Haftalık analiz videoları çok zor. Vakit alıyor ve pek izlenmiyor. Aynı sektörden 2 hisse var. Garfa ve Litfa. Birini alsak yerine başka sektörden hisse eklesek mantıklı olmaz mı? Ocak ayı için gelen bir soru bu. Ocak bitti ve sonuçları gördük. Garfa %53 yükselirken Litfa %8 yükselmiş. Garfa'yı seçecek olsaydık harika. Fakat ya sadece Litfa'yı seçseydik %8 ile yetinmek zorunda kalacaktık. İkisinin de yükseleceğini tahmin etmiştim. Fakat hangisinin daha fazla yükseleceğini bilemediğim için her ikisini de aldım. İkisinin ortalaması kadar kazanmış olduk. Aynısı Kayse ve Kütahya şeker içinde geçerli. Bence ikisi de ucuz ama hangisi sıçrama yapar bilemediğim için ikisini de alıyorum. Benzer soru, aynı sektörden iki hisse almaya gerek var mı? Ben hisse seçerken sektöre fazla takılmıyorum. Sektör etkisini tabii ki göz önünde bulunduruyorum fakat asıl olan hissenin kendisi. Diğer cevabı ek olarak bunu da söyleyebilirim. Günlük 7 dakika video yapsan 8 ayda abone sayın 70 bin olur. Bunun için hisse analizi yapman gerekiyor. PD değeri, FK öz kaynak karlılığı, kısa vadeli borçlar vesaire. Sadece halka arz videoları ile bu iş olmaz. Cevap. Ben televizyon izlemeyi bırakalı çok oldu. Gündemi, haberleri ve birçok konuyu bilgi almak için YouTube'da video izliyorum. Ve bazen aradığım bilgi 10 saniyelik bir cümleyken 20 dakikalık videoyu bitirmem gerekiyor. Eğlence amaçlı bir video değilse vakit kaybı. Bu yüzden beni takip edenler de buna maruz kalmasın diye kısa videolar yapmayı tercih ediyorum. Hazırlaması ve yüklemesi de daha kolay oluyor. Diğer kanallar videoları genelde 8 dakikanın üzerinde yapıyorlar. 8 dakikayı geçerse aralara da reklamda koyabiliyorlar. 8 dakikanın altındaki videolarda sadece video başında reklam oluyor. Yani bazı kanalların lafı uzatmalarının nedeni fazladan reklam koyabilmek. Bu videoyu da deneme yapalım. 8 dakikayı görürse araya bir tane reklam koyayım. Video ortasındaki reklamın ne kadar sıkıcı olduğunu hep birlikte görelim. Bakalım kaç kişi ikinci reklamdan sonra devam edecek. Hisse analizleri de çok izlenmiyor halka bu iş olmaz demişsiniz. Aslında kanal halka arz videolarıyla büyüdü bu hale geldi. Halka videolarını soru cevap şeklinde ilk ben yapmıştım. Birçok kanal formatlarını benden kopyaladı. Hatta aracı kurumlar bile benim ilk videolarımda bahsettiğim konuları benim formatımla, benim şablonumla yazılı rapor halinde sunmaya başladılar. Zamanla ben eskiden verdiğim birçok bilginin aslında işe yaramadığını düşündüğüm için videoları daha da kısalttım. Örneğin fiyat istikrarı 30 gün uygulanacak bilgisi aslında bizim hiçbir işimize yaramıyor. Bu yüzden videodan bu tarz bilgileri çıkarttım. 2-3 günde bir video yapacaksan listeleme yapabilirsin. Temel teknik analiz, veri takibi yöntemlerini anlatabilirsin. Portföydeki hisseleri neden seçtiğini anlatabilirsin. Bazıları patlayacak hisseler gibi başlıklar kullanıyor. Abone sayısının ve izlenme sayısının artabilmesi için 2-3 günde bir video yapmak gerekiyor. Benim şimdilik vaktim yok. Şunu düşündüm. Belki telefonla 2 dakikalık hızlı değerlendirmeler yapabilir miyim? Belki ileride motivasyonum olursa olur. Temel teknik analiz yöntemleri ders anlatmak gibi detaylı bir hazırlık planlama lazım. Bilmiyorum çoğu analiz yöntemi bana saçma geliyor. Hisseleri nasıl neden seçtiğimi anlatayım. Bir ucuz hisseleri seçiyorum. İki ucuz değilse gelecekte daha pahalı olabilecek hisseleri seçiyorum. Seçtiğim hisselerin %99'u bu şekildedir. Bana birisi borsada balık tutmayı mı öğrenmek istersin? 10 tane hazır balık mı dese? 10 tane hazır balığı seçerim. Patlamaya hazır hisseleri seçerim. Video başlığında uçacak, kaçacak, bomba patlayacak hisse yazmak istemiyorum. Evet bu başlıklar çok ilgi çekiyor. Bazen ben de denk geliyorum ve bakıyorum hangi hisse acaba. Genelde bir videoda 3 hisse inceliyorlar. Kanala baktım 2 günde bir video atmış. Hepsinde bomba hisseler, zengin edecek hisseler başlıkları var. Ayda 15 video atıyorsa yılda 180 video ve 500 hissenin üzerinde hisse yapar. Yani bu adam borsadaki bütün hisseleri sırayla bomba hisse diye inceliyor. Bizde bomba hisse yok. Mega Metal 2'ye katladı geçen ay ama bomba sayılmaz. Sorular bu kadar. Bu videoyu 28 Ocak'ta yaptım. Üyeler 28 Ocak'ta izleyebiliyor. 1 Şubat'ta herkese açık olacak. Böyle bir deneyelim. Hoşçakalın.